Zıpkın avcılığında e, amatör bir spor olarak yapıyorum. Belli, belli bir seviyeye kadar e, geldim bu sporda. Milli takım kadar yükseldim. Cumartesi günü böyle sabah saatlerinde Çanakkale bölgesinde Tavşan Adası dediğimiz bir bölge var. Mavriye Adası da deniyor. O bölgede zıpkınla balık avı faaliyetinde bulunuyordum. Güzel bir balık avlamak nasip oldu. Orkinos balığı. Ee, balığı tartma şansımız olmadı ama 100 kilo bandında olduğunu düşünüyorum. Belki biraz üzerinde olabilir. Daha önce de 2016 yılında da e, benzer bir balık avlamıştım. O yaklaşık 130 kiloydu. O tarihten sonra bugüne kadar avladığım en büyük balık bu oldu. Çetin bir mücadele geçti. Yaklaşık 3 saat belki 3 buçuk saat bir mücadele gösterdi balık vurulduktan sonra hayatımda en zorlandığım balıklardan bir tanesiydi. Sonuçta e, almayı başardık, nasip oldu. O da beni hem mutlu etti hem gurur verdi. O günkü dalış derinliğim sanırım böyle 20 metre civarında böyle 18-19 metre bandında yaklaşık 1 dakikalık bir bekleme süresi sonunda vurdum. Vurması aslında çok zor değildi. Güzel zıpkıncı tabiriyle güzel poz verdi. Etkili bir atış yaptım. Fakat tabii çok güçlü bir balık olduğu için direndi çok fazla direndi. Düşündüğümden çok fazla direndi. 2 buçuk saat geçmiş olmasına rağmen hala direncini koruyordu. O pes etmedi, ben pes etmedim. Sonunda kazanan ben oldum. Bu tarz balıklar şamandıra sistemiyle avlanıyor. Yani ülkemizde de yapan arkadaşlarım var. Az da olsa yurt dışında yaygın bir şekilde şamandıra sistemiyle avlanıyor. Bu balığı özel kılan diğer detaylardan bir tanesi normal yani bir yardımcı ekipman olmadan sadece su altı zıpkınıyla vurarak ve kendi fiziksel gücümle mücadele ederek almış olmam. Yani o işin biraz zor kısmıydı. Oldukça çetin bir mücadele geçti. Sonunda biraz da şansımın yardımıyla almayı başardım. Normal zıpkın avında da tabii büyük balıklar avladığımız oluyor dönem dönem. Yani 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo bandında farklı türde balıklar avlayabiliyoruz. Orkinos balığının özelliği fiziksel olarak çok güçlü olması. Zaten yapı olarak çok büyük bir kas kütlesine sahip. Bu da balığın direncini ve gücünü arttırıyor. Denizlerimizdeki en hızlı balıklardan bir tanesi ikinci saatte Birincisi kılıç balığı, ikincisi orkinos balığı. Ee, o yüzden çok zor bir e, mücadele oldu ee, ama sonunda e, avlamayı başarabildim. Ee, avın sonu aslında av kadar eziyetliydi çünkü balığı bota çıkartmak, bottan sonra e, işte keseceğimiz, parçalayacağımız bölgeye ulaştırmak bir hayli zordu. Ee, birkaç arkadaşımın yardımıyla e, deniz kıyısı uygun bir yerde balığımızı kestik. Eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza güzelce dağıttık.